Cengiz Han tam anlamıyla bir başkomutandı. Orduları farklı tümenler halinde, birbirlerinden çok ayrı cephelerde Hindistan, Çin, Rusya ve Afganistan içlerinde savaşıyordu. Cengiz Han daha iyiydi fakat daha çok iyi bir devlet adamıydı. Cengiz Han ordularının başında hiçbir zaman ne bir ihanetten, ne bir darbeden, ne de bir isyandan kuşkusu yoktu. Han 1221-1222 kışını Hindikuş'un güneyinde geçirdikten sonra iklim şartları düzeyince Seyun Nehri'nin kıyılarına yerleşti. Cüveyni'ye göre Cengiz Han eğitimli kişileriyle her dinden din adamlarına saygı duyardı. Onları sever, din adamlarını tanrı katında aracılar olduğunu düşünürdü. Bu yüzden gökle ilgili olan tüm dinlerin korunması gerektiğine inanıyordu. Cengiz Han dönemin ünlü Taoist rahibi olan Chang Chuan'i yanına çağırdı. O uzun bir yolculuktan sonra Cengiz Han'ın huzuruna geldi. Cengiz Han Taoist bilgenin ölümü sonsuza dek erteleyecek bir formül olup olmadığını sormuştu. Chang Chuan hayatı muhafaza edebilecek çareler vardır fakat hayatı sonsuz kılacak ilaç dünyada yoktur diyerek Cengiz Han'ı hayal kırıklığına uğratmıştı. Cengiz Han hayatının son yıllarında kendisinden beklenmeyecek şekilde felsefi bir ruh hali içerisine girmişti. 1222 ilkbaharında geri dönüş yolunda Cengiz Han Ceyhun Nehri'ni geçti. Bir süre Buhara şehrinde kaldı. Burada Müslüman alimlerin İslam'ın yüceliği ile ilgili vaazlarını dinleyip onlara sorular sordu. Semerkant'a ulaştığında imamlara camilerde kendisi için dua etmelerini istedi. 1223 yılında yurdu Moğolistan'a dönmek için uzun yolculuğa başladı. Talas ve Çu bozkırlarında büyük bir kurultay düzenledi. Uzun zamandır babasını görmeye gelmemiş olan Cüci dahil olmak üzere imparatorluğun tüm oğulları bu kurultaya katılmışlardı. Herkes en büyük oğul Cüci'nin veliaht seçilmesini bekliyordu. Fakat Çağatay babasının merkit olduğu iddiasıyla Cüci ile tartışmaya başladı. Hararetli tartışmalar sonucunda Cüci ve Çağatay Ögeday'ın veliaht olarak ilan edilmesini istedi. Kurultay da bunu onayladı. Cengiz Han 1224 yılı başlarında kuzeye doğru devam ettikten sonra Rus seferinden dönen Cebe ve Subutay'ın kendilerine katıldığı İrtiş bölgesindeydi. Onları da ordusuna katarak Moğolistan'ın yolunu tuttu. Bu yolculukta torunu Kublai'ye sarılıp "Bu küçüğe sarılın" dediği rivayet edilmektedir. Kuşkusuz bu gelecekteki büyük han hakkında yapılmış bir kehanettir. Cengiz Han bu büyük batı seferinden geride bıraktığı birkaç kişi dışında bu sefere katılan herkesi de beraberinde Moğolistan'a getiriyordu. Orduda bulunan Moğollar mutluydu. Çünkü onlar sevdikleri ülkelerine bağlı olarak geri dönüyorlardı. Batı seferinden dönerken Cengiz Han, Raşidüddin'in aktardığına göre gururlu ama buruk bir şekilde şu sözleri söyledi. "Oğullarımız ve torunlarımız ipekten giysiler giyecek. Lezzetli ve yağlı yemekler yiyecek, mükemmel savaş atlarına binecek. Kollarına en güzel kadınları ve en alımlı genç kızları alacak ve bunun bizim sayemizde olduğunu hatırlamayacaklardır." Cengiz Han 1206 kurultayından beri yaklaşık 20 yıldır hiç durmadan savaşmıştı. Seferlerin birçoğuna gitmemiş, generallerinin yönetmesini istemişti. O hiçbir zaman acele etmedi. Planlar yaptı, yönetti, düzen kurdu, acı çekmişti fakat hiç yıpranmamıştı. Ganimetlerle yüklü kervanları ve upuzun köle kuyruklarıyla ilerliyordu. 1225 yılında ülkesine döndüğünde 2 ay sürecek olan bir sürek avı düzenledi. Sürek avları tüm Bozkır ulusunun başlıca ve en önemli etkinliklerinden biriydi. Çünkü onlar sürek avlarını bir savaş eğitimi olarak görüyordu. Cengiz Han'ın çıktığı bu avda 100 bin kişi görev almıştı ve 600 kilometre yarı çapında bir alanı kapsıyordu. Moğolistan'da düzenlenen büyük kurultayda Cengiz Han'ın 4 oğlu Cüci, Çağatay, Ögeday ve Tuluyun soyuna çeşitli topraklar paylaştırıldı. Bu paylaşıma göre Altay dağlarından Ural bölgesinde uzanan güneyde Ceyhun Nehri ve Aral Gölü'ne kadar yayılan topraklar ile Moğol hükümdarlığının ulaştığı batıdaki hudut bölgeler Cüci ve soyuna, Ceyhun Nehri başlangıç olarak güneye doğru yayılan topraklar ilaveten Türkistan'ın batı toprakları,
Afganistan, İran ve Güney Kafkasya, Çağatay ve Soyuna, Balkaş Gölü'nün doğu ve kuzeydoğusu, Imıl ve Tarbakatay Dağları, Karayirtiş Nehri ve Urungu toprakları Ögeday ve Soyuna, en küçük oğul Tulu'ya ise babasının toprakları yani Doğu Moğolistan arazisi verildi. Cüci, Cengiz Han ölmeden hayatını kaybettiği için toprakları oğlu Batı tarafından yönetilecekti. Cengiz Han 1216 yılında Çin'de bulunan ordularının komutasını Mukali'ye bırakıp geri dönmüştü. 1223'te Mukali'nin ölümünden sonra Çin'de bulunan Moğollar kesin bir sonuca ulaşamamış ve çıkmaza girmişlerdi. Tangutlar ise kaybettikleri toprakları tek tek geri alıyordu. Henan ilinde halk beklenenin aksine iyi bir direniş gösteriyordu. Mukali, Hopei, Damingfu, Taiyuan ve Tisinan gibi önemli şehir ve başkentleri ele geçirmişti. Az sayıda Moğol ordularına karşılık kalabalık Çin ülkesi içindeki bu ilerleme gerçekten büyük bir başarıydı. Cengiz Han ne Güney Çin ne de vergisini ödemeyen Kore için geliyordu. Cengiz Han Tangutlar üzerine yürüyordu. Görülmesi gereken bir hesabı vardı. Cengiz Han batıya sefere çıkmadan önce Tangutlardan yardımcı kuvvet istemişti. Tangutlar ise verdikleri söze rağmen yardımcı kuvvet yollamamışlardı. Yapılan iyilikleri hiçbir zaman unutmayan Cengiz Han yapılan kötülükleri de unutmuyordu. Ayrıca Cengiz Han başladığı yer hariç tüm İpek yolunun hakimiydi. Tangut ülkesine de hakim olursa tüm İpek yolu onun olacaktı. Cengiz Han 1225 sonbaharı ya da 1226 ilkbaharında sefere çıktı. Cengiz Han yaban eşeği avlarken ikinci kez attan düştü. Karnında çok ağrısı vardı ve geceleyin ateşi yükseldi. Seferin ertelenme talebi kurma heyeti tarafından kabul edildi. Fakat Cengiz Han geri çekilirsek Tangutlar korktuğumuzu söyler diyerek geri çekilme kararına karşı çıktı. Cengiz Han savaşarak elde edeceklerini öncelikle diplomasi yoluyla kabul ettirmeyi isteyen ve seven bir liderdi. Tangut kralının bakanı görüşme teklifini reddetti. Moğollar savaşmak istiyorsa kampımın önüne gelsin boy ölçüşelim. Altın, gümüş ve ipek istiyorlarsa almak için ilerlesinler diyecek kadar ileri gitmişti. Hiçbir intikamını bırakmayan ve bu sözleri duyan Cengiz Han şunları söyledi. Artık geri çekilemeyiz. Ölmem gerekse bile bu sözlerin intikamını alacağım. Cengiz Han 70'li yaşlarda olmasına rağmen çok iyi bir at binicisiydi. Attan ard arda iki kez düşmesi ölümüne sebep olabilecek bir hastalığı olduğunu akıllara getirmekteydi. Moğollar Gobi Çeli'ni geçtikten sonra Nanshan yönünde ilerlediler. Suçu ve Kançu gibi şehirleri ele geçirdiler. Minyak şehrinde büyük yıkımlar meydana geldi. Sonbahar mevsiminde Cengiz Han Langchew bölgesinde birçok şehri ele geçirdi. Seferdeyken ateşinin çok yükseldiği bir gece yanında bulunan oğullarından savaşın sürdürüleceğine dair söz aldı. Moğollar Kukunor'un doğusunda bulunan Shining şehrini aldılar. Tarihler Şubat 1227'ye gelmişti. Cengiz Han Kinlerin güney başkentlerine kadar ulaşmıştı. Cengiz Han Tangutların güney başkentine kadar ilerlemişti. Bu sırada Cengiz Han'a Tangutlardan çok değerli eşyalar hediye olarak getirildi. Sarı Irmak kıyısında bulunan Ninghia güçlü ve iyi korunan alınması zor bir kaleydi. Moğollar Horasan'da yaptıkları gibi çevreyi öyle yıkıp yağmaladılar ki yaz başında kalede bir kıtlık baş gösterdi. Kale içindekiler kendilerini yaşama imkanlarından yoksun halde buldular. Tangut kralı olan Liyan teslim olmak için kaleden dışarı çıktı. Cengiz Han'a hediye olarak her birinden 9 tane olmak üzere altından kupa ve leğen, at, deve, bunların yanında genç kızlar ve genç erkekler getirildi. Haziran ayına gelinmişti. Liyan Cengiz Han'ın huzuruna çıkarılmadı. Sadece çadırın önünde beklemesine izin verildi. Bazı kaynaklara göre bu hareket Çin imparatorunu aşağılamak için yapılmış olabileceği ihtimalini akıllara getirse de Cüveyni ve Raşidüddin'e göre Moğollar hanlarının ölümünü gizlemeye çalışıyordu. Görüşmelerde Temmuz ayına kadar şehrin kapılarının
Cengiz ordularına açılmasına karar verildi. Askerler ellerinde kılıçlar ile kente girdiler ve hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadılar. Yuan Şe'ye göre Cengiz Han bir iç kanama sonucu 18 Ağustos 1220'de Ningxia surları önünde değil 300 kilometre daha güneyde Doğu Kansu'da ölmüş, naaşı Tangut başkentinin önüne şehrin yağmalandığı sırada getirilmişti. 1155 yılında doğduğunu kabul ettiğimiz Cengiz Han öldüğünde 72 yaşındaydı. Ölümünün yaklaştığını hissetmiş, yanına oğulları olan Tuluy ve Ügeday'ı çağırmıştı. Çağatay yoktu. Batıda ordularıyla çarpışan ve geri dönmeyen Cüci, 1227 yılında Aral bozkırlarında ölmüştü. Yuan Şe'ye göre Cengiz Han, Tangut ülkesinin fethi için uygulanması gereken planı kumandanlarına açıklamıştı. Cüveyni ve Raşidüddin'e göre yanındaki iki oğluna şu sözleri söylemişti. "Çocuklarım, ömrümün sonuna yaklaşmaktayım. Tengri'nin yardımıyla size öyle bir imparatorluk bırakıyorum ki, merkezinden ucuna bir yıl yürüyüş mesafesi vardır. Onu korumak istiyorsanız birleşik kalın. Düşmanlarınıza karşı el birliğiyle hareket edin. Size sadık olanların zenginliklerini artırmak için anlaşın. Aranızdan birinin tahta oturması gerekiyor. Ögeday halefim olacaktır. Bu seçimime ölümümden sonra saygı duyun." Cengiz Han içinde bulunduğu kötü durumun ve Tangutlara karşı savaşırken öleceğinin bilincindeydi. Gizli tarihe göre Cengiz Han ölmeden önce intikamımız alınmıştır demişti. Ölen hükümdarın şerefine bölgede çok büyük bir kıyım yapıldı. Cengiz Han'ın arzu ettiği gibi cenaze şöleni sırasında intikamının alındığı ruhuna bildirildi. İmparatorun cenazesi Moğolistan'a götürüldü. Cenaze alayını gören herkes Gök Tanrı tarafından sevilmedikleri için talihsiz olarak öldürüldüler. Başka bir inanışa göre onlar öbür dünyada efendileri Cengiz Han'a hizmet etmeleri için öldürülmüştü. Cenaze töreni oldukça uzun sürdü. Tüm prens ve önderler yasa katılmaları için naaşın yanına geldiler. Cengiz Han'ı bir gün av sırasında tek başına duran bir ağacın yaprakları altında dinlenirken seçtiği mekana gömdüler. Türk ve Moğolların kutsal memleketlerinde yüksekte Burkan Kaldun, yakınlarında Onon, Kerülen ve Tola kaynakları bulunuyordu. Burası bir zamanlar Tengri'nin kendisine hitap ettiği bir bölgeydi. Mezarın yapımında çalışan işçiler öldürüldü. Mezarın bugün yeri bilinmemektedir ve bulunamamıştır. Cengiz Han hiçbir zaman ihanete uğramadı. Generalleri tarafından yalnız bırakılmadı. Lüks bir hayata, güzel giysilere, gösterişli bir düzene ve iyi yapılmış yemeklere meraklı değildi. Tüm halefleri gibi her türlü görkemli ünvanı reddetti ve kullanmadı. Cengiz Han'ın büyük bir ideali vardı. Eğer her boy ve ulus düzene kavuşursa yeryüzünde kargaşa kalmazdı. Bozkır'da gökteki ve yeryüzündeki hayatın uyum içinde olduğuna inanılıyordu. Gökte tek tanrı var ve gökteki düzeni belirliyorsa, yeryüzünde de tek bir imparator olmalı ve yeryüzündeki kargaşaya son vermeliydi. Bu huzura kavuşmanın bedeli savaşarak ölmek olsa da bu ideale sadık kalınarak mücadele edilmeliydi. Şüphesiz Cengiz Han'ı büyük bir imparator yapan ordusuydu. Ordu tüm Türk askeri yapısında görülen erkeklerin hepsi asker olarak düzenlenmişti. Maaş almazlar ve imparatorları için savaşırlardı. Onlar az da yetinmeyi bilirler, sefer sırasında herhangi bir durumdan şikayet etmezlerdi. Savaşmalar için ellerinde bir yay, at ve karşılarında ise düşman olması yeterliydi. Cengiz Han döneminde oluşturulan Cengiz Han yasaları, Kore'den Polonya ve Macaristan'a kadar geçerliydi. Onun soyundan gelenler yüzyıllar boyunca Sibirya'da, Türkistan'da, Hindistan'da, İran'da, Kırım'da ve bugünkü Rusya'da hakimiyet sürmüşlerdi. Yaşayışı, çevresi ve soyu içerisinde sağlam bir akıl ve zeka sahibi. Dengeli,
hakiki yöneticilik vasıfları bulunan, sert olmasına rağmen sadık dostluklar kurabilen, cefa ve vefa duygusunu sonuna kadar önem veren, liyakat sahibi, korkunç özellikleri dışında büyük ve soylu bir kişilik olarak yer edinen, hainleri son derece merhametsiz olan, sert siyasetin hakkını veren, tüm Türk ve Moğol aşiretlerinin savaşlarına son vererek kıl çadırlarda yaşayanları birleştiren ve Bozkır'dan başlayıp dünyayı kavuran Cengiz Han'ın hayatı bu şekildeydi.